Merhaba, sizler de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Merhaba. Merhaba hanımefendi. Merhaba. Maşallah. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Bu konuda biz gerçekten çok şanslıyız. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ben Kayseri Tema Vakfı İl Temsilcisi olarak yani bütün belediye başkanlarımızın Şinasi Başkanımız gibi böyle destek olduğunu görsek zaten biz her yere yetişecek değiliz. Bizim yaptığımız tamamen sembolik. Başkanımla geçen sağ olsun ziyarete geldi. Uzun uzun sohbet ettik. Gönül insana çok saygın, değer verdiğimiz büyüğümüz. Aynı şeyleri onunla da paylaşmıştım. Ortaya bir dünyaya eser bırakıyoruz. Ardımızdan 2000 sene bizim için dünyaya fayda sağlayacak bir eser bırakıyoruz arkadaşlar. Gerçekten yaptığınız işin örnek olmaya çalıştığınız bu alanın dünyadaki dili tektir arkadaşlar. Tüm dünyada böyledir bu. İnsanlar doğuyorlar, büyüyorlar, ölüyorlar ve yaşamı bitince arkasında bıraktığı eserle ancak anılıyorlar. Tabiatın, doğanın her gün biraz daha vahşi kapitalist amaçlarla, emperyal amaçlarla yok edilmeye çalışıldığı bu günlerde sizin böylesine kutsal, böylesine ulvi bir çalışma içerisinde olmanızı ben hasreten gerçekten tebrik ediyorum. Hele hele o gönüllü dostlarımızın ta çıkıp dünyanın öbür uçlarından binlerce kilometreden bütün çalışma faaliyetini planlayarak ve bütün maddi finansmanı da üzerine alarak böyle bir çalışmanın içerisinde olmasını ayrıca tebrikle, tebriğe şayan buluyorum. Değerli arkadaşlar, bizler kıyamet koparken dahi fidan dikiyorsanız dikiniz diyen bir dinin mensuplarıyız. Ama buna rağmen katletmekte maşallah üzerimize de yok. Yakıyoruz böyle. Yakıyoruz. Kimi zaman ideolojik amaçlarla yakıyoruz. Kimi zaman maddi amaçlarımız nedeniyle yakıyoruz. Allah da bunun hesabını bizden soracak. Zaten artık sizin gibi yetişen değerli dostlarımız, çevre bilinci çok yüksek düzeyde olan değerli arkadaşlarımız, yeni kuşağımız bunun hesabını sormaya başladı ve soruyorlardı. Hem geçtiğimiz yıl 50 bin tane ağaç fidan dağıttık. Oldukça da yetişkindi. 6-7 yaşlarında aşağı yukarı. Muhtarlarımızı aradık. Bizzat kendimiz arabalarımızla, belediyemizin arabalarıyla mahallelerimize götürerek halka dağıttık. Şimdi fidanlarımız geldi. Muhtarım alıp geleceksiniz ve ben aldım diyeceksiniz bana. Ben şu kadar fidan aldım diyeceksiniz. Ve burada taçınlı hemşehrilerimize dağıtarak mezarlarımızın, ağaç, evlerimizin önünün, bahçelerin ağaçlandırılmasını hep birlikte temin edeceğiz. Arkadaşlar, şunu da ben yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Sizin Bünyan Hinterland'ında yaptığınız faaliyetleri sonuna kadar destekliyorum. Ondan hiç kimsenin zinhar şüphesi olmasın. Ama dışarıda ulusal ya da uluslararası faaliyetleriniz varsa bu ağacı sizin hizmetinizdir. Emin olun, hizmetinizdir. Ben sizi ayrıca yani belki rahat oturup sırada kitap okuyabilirdiniz. Tezinize, vizelerinize çalışabilirdiniz. Ama bütün bunları bir kenara bırakarak öylesine ulvi bir çalışma içerisinde olmak adına buraya geldiniz. Sizleri de ayrıca çok çok tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Hem yaşamınızda muvaffakiyetler diliyorum, hem öğrenim hayatınızda muvaffakiyetler diliyorum. Şair şöyle diyor, yani ölüm dediğin nedir? Herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Gün gelecek bu saltanatın bir musalla taşında son bulacak. Harun bile gitmiş. Hepimiz geldik, gidiyoruz, gideceğiz. Ama işte arkamızda bıraktığımız bu güzel tabiatla, bu güzel çevreyle gölgelenen, altında gölgelenen ya da fidanından bir meyve alıp koparıp yiyen insanların bizleri anmasıyla, bizlere duasıyla inanın hep yaşayacağız. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben yabancı değilim. Yok, gerek yok. Gerek yok. Bir tane acis alalım. Evet. Şimdi gökyüzüne dik duracak. Çukurunu açtık. Yavrular biti verdik. Taş alıp inşallah sizin adınıza, namınıza hayırlı olsun.
bildiğiniz bu yeraltı madenleri.